Bu dünya diken tarlasıdır. İnsanların arayıp da bulamadıkları iki şey neşe ve rahatlıktır. İkisi de cennette olur. Bu dünyadakiler geçici ve aldatıcıdır. Dert ve bela en çok peygamberlere, sonra onlara benzeyen büyük zatlara gelir. Allah-u Teala en çok belayı İslamiyet'e en çok uyanlara verir. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Mümin beladan kurtulamaz" buyuruyor. Bunun da çok hikmetleri vardır. Ahirette makamı yüksek olsun ve hataları, günahları yüzünden ahirette sıkıntı çekmesin diye Müslümanlara çok bela gelir. Gönül ehli bir zat buyuruyor ki, "Eğer hayatta içinde olmayacak bir sıkıntı gelirse, şu üç yeri ziyaret et. Kabristanları, hastaneleri, zindanları." Müminin neşesi yüzündedir. Alameti ise güler yüzüdür. Münafığın alameti çatık kaştır. Bu dünyada bir garip, bir yolcu gibi olmalı ve kendini ölmüş kabul etmeli. Ne yapsak, ne kadar çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Öldükten sonra pişmanlık fayda vermez. Şimdiden ona hazırlanmamız gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Sakın halinizden şikayet etmeyin. Sizden önce gelen ümmetlerde mümin olduğu için bu sizin çektiğiniz sıkıntılardan daha çok sıkıntı çekenler vardı. Ya Resulallah, bundan daha büyük eziyete, bundan daha büyük sıkıntıya nasıl tahammül ettiler ki?" Evet, tahammül edilemeyen sıkıntılar çektiler. İman edenleri yarı beline kadar toprağa gömüyorlardı. Testereyle ikiye bölüyorlardı. Onlar yine "Allah birdir" diyorlardı. Niyet çok mühimdir. Hesap gününde herkes yaptığının karşılığını görecektir. Hesapta günahları sevaplarından ağır gelenleri cehenneme atmaya hazırlanan melekler bir de bakacaklar ki son anda çok büyük sevapları gelip terazinin kefesine konuyor. Bu duruma şaşıran melekler soracaklar ki, "Ya Rabbi, bu kulların cehenneme gidecekken her şey değişti, cennetlik oldular. Hikmeti nedir?" Allah-u Teala onlara, "O kullarımın sizin bilmediğiniz, yalnız benim bildiğim güzel niyetleri vardı. Onları yapmış gibi bu kullarıma sevap verdim" buyuracak. Büyüklerin başına gelen felaketler, sıkıntılar onları zerre kadar üzmez ve sarsmaz. Mesela bir tüccar olan Şeyh Ahmedi Yektes Hazretleri bir gün Hindistan'a ticarete giderken çoluk çocuğunun veba hastalığından vefat ettiklerinin haberini alır. Daha sonra yolda eşkıya kafileyi basıp mallarını alıp sol elini bileğinden keserler. Kendisine yekdest, tekelli denmesinin sebebi budur. O ise zerre kadar üzülmez ve zikreder. Kafiledekiler, "Herkes perişan, senin üstelik çocukların da öldü. Elini de kestiler. Sen nasıl böyle olabiliyorsun?" dediklerinde şöyle buyurmuştur: "Cenab-ı Hak levh-i mahfuzda ne yazdıysa o olur. Kaderde de ne yazmışsa bugün kaza olarak o meydana gelir. Ben Cenab-ı Hakk'ın kader ve kazasına mı bir şey söyleyeyim? Ben ona teslimim, size ve nefsime bağlı değilim." Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri o kadar hastaydı ki, kaşıntı, alerji, zafiyet, bronşit gibi birçok hastalıkları vardı. Hatta iki kolundan tutarak namaza kaldırırlardı. Fakat kapısı hastane gibiydi. Önüne gelene okuyor, dua ediyor, gelenler şifa bulup gidiyordu. "Efendim,
Bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz, bir defa da kendinize okusanız, dua etseniz ne olur dediler. Şikayeti olanları okuyorum. Ben şikayetçi değilim ki kendime okuyayım buyurmuştu. O büyükler her inlemede, her sıkıntıda Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştıklarını görüyorlar. İnsan Allah-u Teala'ya giden yolu tıkar mı? Biz hep şikayetçi olduğumuzdan bu yolu tıkıyoruz. Onlar ise dert ve beladan nimetlere kıyasla daha çok zevk alırlar. Mesela İmam-ı Hüseyin'in kalp gözü elbette açıktı. Levh-i Mahfuz'u kaza kaderi okuyordu. Kerbela'da o kadar sıkıntılar başına geldiği zaman ne baba ne dede dedi. Eğer yalnız Hazreti Ali'yi çağırsaydı veya dedeciğim yetiş deseydi, yerle gök birleşirdi. Ama hiçbirini çağırmadı. Bunun birinci sebebi, Levh-i Mahfuz'da bütün olacakları görüyordu. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya karşı edepsizlik etmek istemedi. İkincisi, hiçbir savaşa iştirak etmemişti. Şehitlik derecesine kavuşmak istedi. Allah-u Teala'ya kavuşmak aşkı içindeydi. Bazıları, peygamber torununu kurtarmak için niye himmet etmedi diyorlar. Himmet ancak istenirse gelir. Hazreti Hüseyin ise istemedi. Yetiş ya dedeceğim deseydi, her şey bitmişti. Hikmet ehli kişiler buyuruyor ki, büyüklerin yolu sıkıntılıdır. Fakirlik olur, hastalık olur, zillet olur. İnsanlardan hakaret, hatta zulüm olur. Bu bir sünnettir. Büyüklerin yoludur, bu yoldan geçmişlerdir. Bir gün ashab-ı kiramdan bazıları üzüntülerini bildirmek için Peygamber Efendimiz'e geldiler. Kâfirlerin kendilerine işkencelerini arttırdığını arz ettiler. Peygamberimiz de şikayetçi olmayın. Sizden öncekilere de işkence ediliyordu. Onlar şikayetçi olmadılar. Siz de şikayet etmeyin, sabredin buyurdu. Önceki peygamberlerin ümmetlerinin günah işleyeni az idi. Çünkü günah işleyenler helak oluyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bu ümmet helak edilmiyor. Günahkarları çok, günahlardan kurtulmak için bu ümmete iki nimet verildi. 1. Kelime-i tevhid nimetidir. 99 rahmetin anahtarı kelime-i tevhiddir. Bütün dünya terazinin bir tarafına konsa, kelime-i tevhid diğer tarafına konsa, kelime-i tevhid ağır gelir. Kelime-i tevhidin yanında dünyanın ağırlığı ise okyanusta bir damla gibi kalır. Allah-u Teala'nın gadabını söndüren kelime-i tevhiddir. 2. Diğer nimet Peygamber Efendimizin şefaatidir. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.